Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir TYT bir IT sorularına güzel bir IT sorusuyla devam ediyoruz. Şekildeki fotoselde ampermetre üzerinden akım geçmektedir. Buna göre birikiş işlemleri hangileri tek başına yapılırsa ampermetrenin gösterdiği değer artabilir. Arkadaşlar burada mini bir konu anlatımı yapalım. Gelen fotonların ki gelen arkadaşlar ışığın bir enerjisi vardır E foton kadar. Peki buradaki elektronların da bağlam enerjisine E0 eşik enerjisi desek. Arkadaşlar devrede elektrik akımı geçiyorsa tabii ki arkadaşlar foton enerjisi elektron enerjisinden büyük. Foton arkadaşlar elektron enerjisinden büyükse burada elektron kopar. Elektron arkadaşlar anoda vurduğu an elektronların ters yönünde bir elektrik akımı oluşur. Peki geçen elektrik akımını I kadar desem arkadaşlar akım eşittir birim zamanda geçen yük miktarıdır. Peki akım şiddetini artırmak için devrede geçen yük miktarının tabii ki artırılması gerekir. Peki buna göre hangileri tek başına yapılabilir? 1. Işık şiddetini artırmak. Arkadaşlar ışık şiddeti foton sayısıdır. Işık şiddeti arttıkça kopan elektron sayısı artar. Yük miktarı arttığında akım şiddeti de artar. Birinci ifade doğru. 2. Katot yüzeyin alanını artırmak. Arkadaşlar katot yüzeyin alanını artırınca katot yüzeyine düşen foton sayısı artar. Foton sayısı arttıkça kopan elektron sayısı da artar ve yük miktarı arttığı için akım şiddeti de artar. İkinci ifade doğru. Ve arkadaşlar buraya dikkat edin. R direncini azaltmak. Arkadaşlar R direncini artırmak ya da azaltmak devreden geçen akım miktarını değiştirmiş. Ampermetre arkadaşlar anoda ulaşan elektronların hareketlendirdiği yüklerin oluşturduğu akımı ölçer. Direncin artması ya azalması arkadaşlar ampermetrede geçen akım değerini değiştirmez. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı 1 ve 2 B'dir.